kanka. Dilek Bey, şey pardon, Dilek Hanım. Kemal Bey özellikle sana izin vermesini istemişti. Şu anda sandalyeni aldı, özgürlüğüne kavuştu. Bunun için Kemal Bey'e ne diyeceksiniz? Böyle telefon alın. Teşekkürlerini söyle. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Başka? Tamam. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Evet. Neziha Hanım, Türkiye Ortopedik Engelliler Derneği olarak yaptığınız yardımlar hakkında bir kısa bilgi verirseniz bu pandemi sürecinde. Normalde program bu şekilde değildi açıkçası. Daha geniş kapsamlı olması gerekiyordu. Tabii sağlık sorunları ve pandemi bunu biraz kısıtladı ama engellemedi bu konuda. Tüm engelliler de rahat olsun. Ben kendim de bedensel engellerim yönetim kurulundayım, Nurcan ben. Hı hı. Daha önce ben de sizler gibi dernekten yani bu tür yardımlar alan biriyim ama şu an yönetim kurulundayım. Yani mümkün oldukça hem kendim için hem sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizden isteğim, kendi eve kilitlemeyin, sandalyeniz olsun ya da olmasın. Size destek olan ya da olmasın, kendinizi içeriye kilitlemeyin. Asıl dışarıda olması gereken insanlar biziz. Bu konuda rahat olun. Yani özgüven sıkıntısı yaşamayın. Ki hayatta herkes buna bir adaydır zaten. Engellilik şey diye bir şey yok. Engellilik insanın zihninde olan bir şeydir. Biz de İstanbul Bedensel Engelliler Derneği olarak bu konuda mümkün oldukça da elimizden geldikçe de yani biz de bizim gibi arkadaşlara destek olmaya devam edeceğiz. Ya bu konuda kısıtlanma olmamalı kesinlikle. Buradan duyarlı insanlara da seslenelim. Eğer gerçekten de bir şeyler yapmak istiyorlarsa kısıtlanmış insanlara destek olmalılar. Kısıtlanmış insanların önünü açmaları gerekiyor. Ben buradan tekrar bedensel engellilere Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle bir görevi bana verdikleri için. Onları temsilen buradayım. İnşallah daha güzel şeyler olur. Bana verdikleri için. Onları temsilen buradayım. İnşallah daha güzel şeyler olur. Pandemi etkiledi mi yardım? Etkiledi yani şu an yani nasıl diyeyim? Gerçekten çok kısıtlı bütçelerle hareket ediyoruz. Onlara rağmen yine insanlara ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yani sorunlar aslında sorunları doğurmamalı. Yani sorunlar olduğunda çözümler üretmeliyiz. Ama ne yazık ki toplum ve coğrafya bunu kötü etkiliyor. Pandemi bayağı sıkıntılar yarattı. Dediğim gibi sizler de bize yardımcı olmanız lazım ki bizler de sizler için bir şeyler yapalım. Öncelikle sizin kendiniz için bir şeyler yapmanız lazım ki biz de bir şeyler yapalım. Sizden sonra gelen insanlar da bir şeyler yapabilsin yani. Kendinize eve tıkmak yok. Spor dallarına ya da okula, kurslara vesaire tarzı. Özellikle kadınlar diyorum. Özellikle kadınlar bunu kesinlikle yapmalı. Bak hepinizin altında tekerlekli sandalyesi var. Zor da olsa bir yerlere gidebilir. Devletin bütün imkanlarını kullanın. Yani devlet gerçekten imkanlar vermiş. Siz eğer burada ulaşamıyorsanız zorlayın. Almak için zorlayın. Kesinlikle bu konuda kimse sizi şey yapmaz yani. Siz devletin bütün imkanlarını kullanın. Ben teşekkür ederim. Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Hüseyin Bey'e de. Başkanım siz ne demek istersiniz bu konu hakkında? Evet. Herhalde talep patlaması oldu bu pandemi sürecinde. Eski arabaları görüyoruz. Çok yıpranmış, çok deforme olmuş. Bu talepleri herhalde İstanbul Ortopedik Engelliler Derneği Bedensel Engelliler Derneği karşılamış. Evet. Buyurun sizi dinliyoruz. Biz şu anda tarihin sıfır noktasında Halil İbrahim Şehri'nde Şanlıurfa'dan özellikle o zaman yürekli Kemal Başkanıma can yürekten bütün engelli arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Pandemi olmasına rağmen yine bize engel olamadı. Bize gönderilmiş olan 40 adet manuel sandalye, 5 AQ'lü
ve 200 kişilik 200 aileye giyim yardımlarımız elimize gelmedi ama inşallah yetişecek. Yine de bunları yaptık. Özellikle kendisine Kemal Bey'e ve yöneticilerim Neslihan Hanım da Bitlis'ten kalktı buraya geldi. Cihan Bey'e yürekten kutluyorum. İnşallah bu yardımlarımızın daha devamı da gelecek. Pandemiden dolayı aslında bizim organizasyon daha geniş olması lazımdı. Biz insanları fazla bir araya getiremedik. Hani herhangi bir tanesine sıkıntı olur, vicdanen üzülürüz yani. İnsanlara verin derken daha kötü oluruz. O yüzden şu anda sadece 20 engelli ailemize temsili olarak öleceğiz. Diğerleri de diğer günler peydepey kendilerine teslim edeceğiz. Teşekkür ederiz. Kemal Bey'e saygılarımızı sunarız. Evet, son olarak derneğinizin bu insanlara yaşatmış olduğu mutluluğu hakkında ne demek istersiniz? İnşallah mutlu etmişizdir. İnşallah insan yani ihtiyaçları görülme doğrultusundadır yaptığımız şey. Umut ediyorum ki bunlarla güzel günler yaşasınlar. Ben Kemal Bey'e, bütün ekibe teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel şeyler olur. Onlar da dualarını da eksik etmesinler Kemal Bey ve ekibini. Ben teşekkür ediyorum Hüseyin Bey'e de. Allah her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim.